Arkadaşlar merhaba, çözüm 3'te doğru analitiği 6 testindeyiz. Birinci soru. Şekilde bir soru. İki doğru çizimi yapılmış arkadaşlar. Bu doğrular birbirine paralel diyor. Hatırlarsanız paralellikte eğimler birbirine eşit M1 e eşit M2 olması gerekiyordu. Arkadaşlar bu doğrunun X'in katsayısı sayısı M olduğu için eğimi M. Bu doğrumuzun eğimi ise bakın dar açı yapmış. Bu açıyla bu açı aynı zaten. Burası 9 birim, burası 12 birim. Dolayısıyla bu alttaki doğrumuzun eğimi e, verilen teta açısının e, karşı bölü komşu 9 bölü 12 yani 3 bölü 4. E, diğer doğrumuzun eğimi de m. O halde bunlar eşit olmalı. m eşittir. 3 bölü 4 ile başlıyoruz. İkinci sorudayım arkadaşlar. İkinci soruda k eleman r bir parametre kullanılmış. a noktası 5k 2k x 2 b noktası k virgül 6. AB'nin orta noktalarının diyor. Arkadaşlar AB doğru parçasını çiziyorum hemen. Burada bir A burada bir B noktası. Bunun orta noktası A ile B'yi toplayıp 2'ye bölüyorduk. Toplayıp 2'ye bölelim isterseniz. Bakın 5K ile 1K'yı topladım 2'ye böldüm 3K yapar. 2K-2 ile 6'yı topluyorum. 2K artı 4 olur 2'ye bölüyorum arkadaşlar. K artı 2 oldu. İşte bu noktalar bize neyi getirir diyor. Biz burada x'i görmeye alışkınız malum. O halde birinci bileşeni x'e eşitlerdik. İkincisi y olsun diye başlıyorum. Amaç bir doğru denklemi yakalamaksa parametreyi üçüncü harfi yok etmekte. O halde gelin aşağıyı eksi 3'e çarpıp toplayalım. Burası x eksi 3 y. dolayısıyla 3 k'lar gidecek. Eşittir eksi 6. Eksi 6'yı da sol tarafa alırsanız x eksi 3 y artı 6 eşittir 0. Cevap D şıkkı. Üçüncü sorudayım arkadaşlar. Üçüncü soru gerçekten ilk bakışta gözümüzü korkutan bir soru olsa da bakın y eşittir x doğrusu daha soruyu bile okumadan bunun eğimi hemen 1 diye dolayısıyla tanjan 45 ve bunun x ekseniyle yapmış olduğu şu açı 45 derece arkadaşlar. Kalabalıklara girmeyeceğiz. Sakin sakin. E, arka arkaya 4 tane kare çizilmiş ve aralarında kalan şu küçük y'x de dahil edip şu küçük mavi üçgenler bu şekilde gösterilmiş. Bu en büyük karemizin alanının 128 olduğu söyleniyor. Arkadaşlar bu mavi üçgenlerin toplamı ne olur diye soru sorulmuş bize. Şöyle başlamak istiyorum. Bu 45'i gelin hemen z kuralıyla şuraya alalım. Değil mi? Zaten 45, 45, 90, 45, 90, 45 böyle devam ettiğinizde zaten bu mavilerin hepsinin 45, 45, 90 üçgeni olduğunu anlıyorsunuz. Küçük yerlerde işlem yapacağımıza şöyle rahat rahat yapıp bir sonuca vardırmaya çalışacağım. Arkadaşlar şu karenin kenarına A yazarsam burası dikkat ederseniz A. Peki burası da A değil mi kare kenarı? Burası oldu 2A. Bakın e, dikkat edin e, bu karenin alanı da 128 ya e, o halde büyük karenizin bir kenarı arkadaşlar 8 kök 2 olur 8 kök 2'nin karesi 128 olur bu 8 kök 2 burası da 8 kök 2 o halde burası 4 kök 2 4 kök 2 diye iki eş parça ayrılır dolayısıyla burası 4 kök 2. yani şunu anlıyoruz arkadaşlar bu arada 4 kök 2'nin karesi de 32 olur bu alan. Bak, fark ettiniz mi? Büyük karenin kenarı 8 kök 2 sonra 4 kök 2'ye inmiş. Yarısı. Alan ise 128'den 32'ye. 4'te 1. Değil mi? Hani benzerlik oranının karesiyle de bağlayabilirsiniz. O halde şöyle yapalım. Demek ki diğer turuncunun alanı yine 4'te 1'ine inecek 8. Ve en küçük turuncunun alanı da 4'te 1'ine inecek yine 2. Arkadaşlar. Peki biz şöyle bir buraya K diyelim, buraya O, buraya M diyelim. Bu OKM üçgeninin gelin alanını bulalım arkadaşlar. OKM üçgeninin alanı bu bir dik üçgen malum. Burası 8 kök 2 ve K'dan O'ya kadar da 45-45-90'a göre yine 8 kök 2 ve bölü 2 yaptığınız zaman arkadaşlar 64 birim kare geldi. E sonuç olarak mavi bölgelerin toplam alanını istiyorsa biz bu bulduğumuz 64'ten ne yapacağız? 32'yi 8'i, 2 şu küçük kareleri tek tek çıkaracağım arkadaşlarım. 42 yapıyor bunun toplamı da çıkarttığınız zaman cevaba ulaşıyorsunuz. Doğrular paralel oluyor arkadaşlar burada 3x artı 4y, 3x artı 4y eksi 2 artı 8. Dikkat ederseniz x'e katsayıları aynı olduğundan dolayı. Hemen bunların önce bir resmini çizelim isterseniz. Bunlar paylar oldukları için eğer bir doğru birini hangi açıyla keserse ötekini de o şekilde keser. Yani üçüncü bir doğru çizmemizi istiyor bizden ve bu doğrunun örneğin bir doğruyu 30 derecelik açıyla kesmesini dolayısıyla diğerini de 30 derecelik açıyla keser. İşte bu arada kalan parçanızın boyunu soruyorlar size. Arkadaşlar iki doğru paralelse bunların aralarındaki uzunluğu bulabiliriz. Uzaklığı bulabiliriz. Neydi formülümüz bunun için? Hatırlarsanız c'lerin farkını alıyorduk mutlak değer içinde. Kök içinde aşağıda da x ile y'nin katsayılarının karelerini alıyorduk. 10 bölü 5'ten 2 birim geldi. Yani yükseklik 2. Peki buradan da bir dikme çizersem bu da 2 olur mu? Paralellikten dolayı uzaklık hep sabit kalmalı. 30'da 2 varsa 90'da 4. 4. Zaten bizden o parça sorulmuş. Cevap 4. Beşinci sorudayım arkadaşlar. Beşinci soruda da ilk bakışta gözümüz korkabilir. Burada e, bu iki bölgenin alanı verilmişse e, kaldık ki x eşittir 6 y ekseninde paralel olduğu için aklıma benzerliği de getiriyor şüphesiz. E, verilenleri okuyorum. x eşittir 6 verilmiş. y eşittir mx doğrusu. y eşittir k doğrusu verilmiş. Taralı bu bölge alanları söylenmiş. Sadece M nedir diye bize soruluyor. Arkadaşlarım biz burada gelin benzerlik oranının karesi hatırlarsanız alanlar oranını verirdi. Yani bu küçük üçgen alanı 9. Bu büyük üçgenimizin alanı toplam 81. 9 bölü 81 k kare. O halde k değeri de 3 bölü 9 olacaktır. Yani 1 bölü 3. Bu ne getirir arkadaşlarım bize? Hani hatırlarsanız küçüğü büyüğe tales gereği böldüğünüzde arkadaşlar burası 1P ise buranın 2P olması gerekir. 1 bölü 3. Anlaştık. Ve bu X eşittir 6 gereği de burası 6 birim olacağından 2P 6 yani şurası P eşittir 3 santim geliyor bu. Arkadaşlar. Ve buradan da bu farkındaysanız dik üçgenin alanı 9. O halde bunun diğer dik kenarı bence 6 olmalı. 6 kere 3 18 bölü 2 9 olur çünkü. Soru da bize mx doğrusunun emi yani eğimi soruluyor. Yine eğim yine x ile yapılan pozitif yönlü açı bu teta açısı. Ve aslında o teta buraya taşınabilir. Z kuralıyla. Dolayısıyla eğim tanjant teta ve dik üçgende dikkat ederseniz bu mavi üçgende teta karşı 6 komşu 3 6 bölü 3'ten eğime 2 olarak ulaşacağız. Altıncı soru arkadaşlar bir eşitsizlik grafik sorusu. Bu doğruların birincisi şöyle D1 diğerine D2 yazalım. Karışmasın rahat rahat konuşalım. Bakın D1 doğrusunun denklemini yazıyorum. X bölü 4 artı Y bölü 2 eşittir 1 x'i kestiğini x'in altına y y'i kestiğini y'nin altına yazıyorduk. Burada payda eşitlemeye kalkarsanız arkadaşlar x artı 2y eşittir 4 diye bir doğru buluyorsunuz. Peki bu doğrunun üst tarafı mı taranmış alt tarafı mı? Alt tarafı tabii ki taranmış o yüzden x artı 2y küçük eşittir 4'ü yazmam gerekiyor. Diğer doğruya bakalım bakın diğeri kesik kesik verilmiş. D2'ye geçtik bu da x bölü 1 artı y bölü 1 eşit 1. Dolayısıyla x artı y eşittir. 1 oluyor sadece. Arkadaşlar bunun da üst tarafını taramaya çalışmışlar. Dolayısıyla büyüktür 1 yazacağım. Yalnız eşitlik koymuyorum arkadaşlarım. Aman dikkat kesik kesik olduğundan dolayı. Bu ikisini de arkadaşlarım şıklardan incelediğinizde yanılmıyorsam B şıkkı x artı 2 eksi 4. 4'ü bu tarafa atmışlar. Doğru. Ve x artı y Yok B şıkkı değil. X artı 2 eksi 4. Arkadaşlar X artıya eksi 1. D şıkkı cevabımız. Arka tarafa geçtim. 7. sorudayım arkadaşlar. 7. soruda arkadaşlarım yine kesişim noktalarını kullanacaksınız. Yani A noktası ve B noktasını kullanacaksınız. Bakın X eşittir 4. Yani şuranın 4 olduğunu söylemeye çalışmış bize. Peki bu A noktasının da X değeri 4 değil midir? Absesi. Peki bu 4'ü biz x bölü 2'de x gördüğümüz yere koyarsak y'si kaç çıkacak arkadaşlarım? 2. Dolayısıyla 4'e 2 yani şu yüksekliği 2 buldunuz. Aynısını gelin B için yapalım. Bence B'nin de x değeri arkadaşlarım 4 oluyor. Bakın apsisi B'nin de aynı hizada. x yerine 4 yazdığınızda y'si 8 olur. B'nin yüksekliği 8 ise o halde şurası 6 olur. Ve bu sağ taraftan bakan biri bu kırmızı üçgenin geniş açılı olduğunu zaten fark ediyorum. O halde bu üçgenin alanı tabanı 6 yüksekliği de dışarıda 4 bölü 2'den cevap 12 olarak bulunur. Arkadaşlarım 8. sorudayız. 8. soruda büyük bir dikdörtgen uzun kenarının 45 olduğu söylenmiş. Arkadaşlar bu A ve C'den geçen doğrumuzun denklemi verilmiş. X eksi 3 y 7. Bize söylenen şey üstteki ADC üçgeni katlanıyor. Hafif. Bakın. Dikdörtgenin köşegeni boyunca ve AD üstü C üçgeni elde ediliyor. Bu takdirde D üstü noktasının orijine uzaklığı nedir diye soru sormuşlar arkadaşlarım bize. Evet yine gözümüz korkuyor başlangıçta belki ama katlamalarda hatırlarsak her şeyin eşit olduğunu gösteriyorduk. Örneğin Burası dik açı, dik açı değil mi? Ya da bu parçayla bu parçanın aynı olduğunu biliyorum. Ya da buraya hatırlarsak açı ortay koyuyorduk. Bu açıyla bu açı da aynı oluyordu. Bu DC kenarı bu kenarla. Ee, arkadaşlarım bu açıyı buraya alabilir miyiz? Evet. Burada fark ettiyseniz çok güzel bir ikizkenar üçgen bulduk. Şöyle ikizkenar oldu bu gerçekten. Ee, bir de şu uzunluk zaten kısa kenarı belirtiyordu dikdörtgende. Bu da aynı ve burada çok çarpıcı bir şey var arkadaşlarım. Fark ettiyseniz alfa 90 teta, teta'yı karşıya aldım 90 alfa. Bu iki dik üçgen e, benzer ve dolayısıyla burada 90'ların karşısı da aynı olduğu için eş üçgen oldular. Bunlar eş üçgen. Peki uzunluklar belirtelim artık birazcık. Arkadaşlarım x eksi 3 y de 7 verilmiş. Mesela y'sine 0 versek biz bu doğrunun, d doğrumuzun y'sine 0 veriyorum. x'i 7. Yani x'i kestiği şu uzunluk 7 olmalı. E, dikdörtgenin kenarı da 45'ti. Bunu unutmayalım arkadaşlar. E, yerleştirmeye başlayalım artık. Mesela biz buraya a yazarsak burası da a ve burası 45'ti ya hepsi. O halde burası 45 eksi a olmalı dikkat ederseniz. Arkadaşlar ve bu ikisi eş üçgen demiştik az önce hatırlarsanız. O zaman burası da arkadaşlarım 45 eksi a olmak zorunda. İşte buradan sonra arkadaşlar bir de eğim hakkında konuşalım. Bir de az önce eğiminin bakın daha doğrusu x'i kestiği yerin 7 olduğunu bulmuştuk. Bu doğrunun eğimini hiç kullanmadık. Eğimini kullanalım isterseniz. Bu doğrunun eğimi arkadaşlarım 1 bölü 3. Yani Türkçesi şu gördüğümüz açının tanjantı 1'e 3. Dolayısıyla bu büyük dik üçgeni düşünürsek e, bu parçanın bu AB'ye oranı 1 bölü 3 ise e, zaten uzun kenar 45'ti. O halde buraya ne olması lazım? 15 gelir değil mi? 15 bölü 45 1'e 3 olur gerçekten de. Ve bu 15 ise arkadaşlar bu da 15 olur. İşte bu üçgende bir pisagor yaparsanız 15'in karesi 45 eksi a'nın ve a'nın karesi diye. Aman uzatmayın ama o şekilde yapmayalım. Uyanık davranalım. Özel üçgen andırdı bizim gözümüzde bu. A eşittir 25 yazınca gerçekten 15, 20, 25 üçgen arkadaşlarım. Yani burası 20. Artık son vuruşu yapacağız. D üstü noktasının orijine uzaklığını soruyor. Arkadaşlarım hemen şurada bir yükseklik çizip öncelikle Öklit'e gitmek istiyorum. Buraya K yazmak istiyorum. Bakın biz bu uzunluğu 25 bulmuştuk. O zaman 25 çarpı D üssü K eşittir. 15 çarpı 20'den D üssü K'yı arkadaşlarım 12 birim bulursunuz burayı. Ve burası da 9, 12, 15 gelir. Zaten bize şu uzunluk soruluyordu. 12, burası 16 ve istenen uzunlukta 20 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar ve dokuzuncu sorudayım e, bilinmesi gereken gerçekten örneklerden bir tanesi bu arkadaşlar bu dokuzuncu soruda e, bize bir doğru verilmiş y eşittir x artı bir doğrusu bir tane nokta söyleniyor bize a ikiye bir bu doğrunun bu noktaya en yakın noktası malum dik attığınız vakit oluşan şu k noktasıdır değil mi ve arkadaşlarım bu k noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için o halde sağlamak zorunda örneğin x'ine a yazarsam y'si a artı 1 olur. Tabi diklik insana eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu hemen çağrıştırırdı. Böylece arkadaşlar bakın bu doğrunuzun eğimi zaten 1. O halde ak doğrunuzun eğimi ise eksi 1 olmak zorundadır. Çarpımları eksi 1 olacağından dolayı. Gelin bu iki noktaya göre eğim yazalım. E, Y'lerin farkını alıyorduk. Yani a artı birden biri çıkarıyorum. Sonra da x'lerin farkı eşittir. Eksi bir yazdım. Bu yukarısı a kaldı. a eksi 2 ile burayı çarptık. Eksi a artı 2. Buradan a eşittir 1. Ee, bu en yakın nokta k idi ya. K da 1'e 2 oldu böylece a yerine 1 yazınca. Bize bu noktanın ordinatı soruluyor. Cevap 2 olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlarım 10. sorudayız. 10. soru güzel bir kalıp. ÖSYM'nin de sevebileceği bir soru tarzıdır bu. Arkadaşlarım A ve B noktaları veriliyor. Ben resmini çizdim sizin için. 0'a 6 noktası. Y ekseni üzerinde. B de 8'e 0 noktası. Y eşittir. Eksi x doğrusu. Y eşittir. Eksi x'i hatırlıyor musunuz? Eğimi eksi 1. X ekseniyle değil mi? Eğimi eksi 1. Tanjant 135'i getiriyor beraberinde. Yani x ekseniyle 135 derecelik bir açı yapması gerekiyor arkadaşlarım. Tam ortadan geçiyor. Burayı 45-45 diye ayırıyor tabii ki. Ben hemen bu 45'leri yazmak istiyorum. 45, 90. Dolayısıyla burası da 45. Şimdi soruyu okuma zamanı. Bize AB parçasının y eşittir eksi x üzerindeki dik iz düşüm. Mün'ün uzunluğu sorulmuş. Bakın ne demek hocam dik iz düşüm? Bu AB'nin üzerindeki her noktadan arkadaşlarım nereye izdüşüm yapıyorsanız oraya doğru dikler atılması anlamına gelir. İşte böylece dik izdüşüm uzunluğu denilen uzunluk arkadaşlar şu gösterdiğim uzunluktur. Yani bize bu parçayı soruyorlar. Artık çözebiliriz. Bakınız 45 90 burası 45 burası 8'di. 90'da 8 varsa 45'te 4 kök 2. Aynısını burada yaşayacağız. 45, 90, 45, 90'da 6, 45'te 3 kök 2. O halde bu parçamız toplamda 7 kök 2 olarak bulunacaktır. Arkadaşlarım 11. soru sözel bir anlatımı olan soru. Şimdi öncelikle iki tane doğrudan bahsedilmiş arkadaşlarım. Bu iki tane doğruyu şöyle hemen resmetmek istiyorum. Fark ettiniz mi? Bunlar yine paralel. Arkadaşlarım bu doğruların arasında bulunan M noktasını merkez kabul eden bir çember. Yani merkezi bu arada bir yerde olacak. Bir çember çizmemizi istiyorlar bizden. Şimdi e, devam edelim okumaya. Çember D1 doğrusunu D1 diyelim. Buraya D2 diyelim. A ve B'de kesiyormuş. AB 8 birim. DC'de 6. AB yukarıdaki giriş daha büyükmüş demek ki. Ona uygun bir şekilde çizmeye çalışalım isterseniz. Şöyle çizdiğiniz zaman bakın buraya AB'yi yerleştirdim. Buraya CD'yi yerleştirdim. Evet AB 8. Dolayısıyla daha büyük olduğu için merkeze daha yakın. Bunu da unutmayalım. Tabii bunlar paralel diye bunların aralarındaki uzaklığı da bulalım arkadaşlar. Bu bize az sonra lazım olacaktır. Nasıl bulurduk? Sabit sayılarla uğraşıyorduk hatırlarsanız. C'lerin farkını alıyorduk. Sonra aşağıya kök içinde Katsayıların karesini yazıyorduk arkadaşlarım. 35 bölü 5'ten haşı 7 bulduk. Unutmak yok. H 7. Sonrasında bu AB8 DC6. E hadi buralara birer dik çekelim. İki eşit parça oluşturabilmek adına. Şöyle burası da 3 3. Arkadaşlarım bu uzaklık 7'ymiş. Eğer biz buraya x yazarsak burası da 7 eksi x olur. Bu arada bence bu x 7 eksi x'ten daha küçük olmalı değil mi? Çünkü bu kiriş daha büyük olduğu için merkeze daha yakın olmak zorundadır. Ve yarı çap bize soruluyor zaten r ya da burası da r. O zaman burada pisagor yapalım mı arkadaşlarım? Burada pisagor yaptığınız zaman x'in karesi ve 4'ün karesi bu yarı çapı verecek. Aynı yarı çapı 7 eksi x'in karesi ve 3'ün karesi verecek. İkinci dereceden denklem çıkıyor ve x buradan iki farklı değere yani 3 ve 4 olarak ulaşıyorsunuz. Yalnız demiştik ya x'in şöyle 3 olması lazım bence. Çünkü bu parça bundan daha küçük olması gerekiyor. Madem bu 3, 3, 4 yarı çapınızda 5 zaten size çemberin yarı çapı sorulmuş. Ve son sorudayım arkadaşlarım. 12. soru. Şimdi bize bir doğru verilmiş. D doğrusu. Hemen x'e 0 veriyorum. Y'si 6. Hiç vakit kaybetmiyorum. Demek ki burası 0'a 6. Sonra y ye 0 veriyorum. X'i 8. O halde burası 8'e 0. Arkadaşlarım C noktası bize AC soruluyor. Bakın dikkat edin. Şu AC uzunluğu soruluyor arkadaşlarım. Bize AC uzunluğu soruluyor. Şimdi bu C noktasının koordinatlarına bakmamız gerekiyor. C noktasının koordinatları yok ama bu doğrunun üzerinde. Peki biz şöyle yapsak, doğru üzerinde ya sağlamak zorunda. Mesela x'ine bunun 3a yazalım, o zaman y'si de a olur, değil mi? 3a'yı 3'e bölerseniz a olur. Şimdi diklik bir kere bana hemen eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu çağrıştırıyor. O zaman buyurun, bu AC'nin eğimini yazıyorum arkadaşlar, a 6 bölü 3a eksi 0. A-6, 3A-0. eksi Sonra BC'nin eğimini yazıyorum. O da A-0 eksi ve 3A-8-1. eksi Buradan A-6 bölü 3A. Burası A bölü 3A-8-1. Bu A'lar gitti arkadaşlarım. Yukarısı A-6. İşte burası 9A. İçler dışlar yapınca eksi 9A olacak. Eksi 24 artı 24 olacak bu. 10A 30 neyse derken işlemler sonucu A'yı 3 yakaladınız. Demek ki bu C noktanız arkadaşlarım 9'a 3 noktası tabii ki A'ya 3 yazdığınız zaman. Buradan sonra isteyenler 2 nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanabilir arkadaşlarım. Ki ben öyle yapacağım. İsteyenler dik çekerek Pisagor'la gidebilir. AC arasındaki uzaklık neydi? X'lerin farkının karesini alırdık. Sonra da Y'lerin farkının karesini alırdık. Buradan 81 artı arkadaşlarım 9 kök içinde 90 yapar. O da 3 kök 10 olur. Cevap B şıkkı. Peki iyi çalışmalar diliyorum.